Önüme 200 gram şekeri alıyorum. 60 gram da en sevdiğim koyu renk kakaoları. Şöyle bir karıştıralım şimdi. 250 ml de su koyuyorum. Fakat bunu yaparken bir taraftan karıştıralım. Kakao iyice karıştı. Ben bunun içine tereyağını da koyuyorum. 150 gram tereyağını koyacağım. Şöyle bir tane de vanilya çubuğum var. Onun da içine tohumlarını ilave edeceğim. Sonra ocağa alacağız. Hemen ocağa alalım. Bunu önden yapmakta fayda var. Çünkü ılınması gerekiyor. Sıcak kullanamıyoruz. Şimdi burada yapmak istediğim kaynama noktasına gelince ocaktan almak olacak. Şimdi tavayı ısıtalım. 100 gram dolu dolu belki su bardağı kadar cevizi bu tavada şöyle çok fazla olmakla beraber kavuracağım. Ondan sonra küçük doğrayacağım. O ısınırken buraya geleyim ama devam edeyim. Size bisküvilerimi anlatayım. Bisküviler tam buğday unundan bisküvi. 140 gramlık paketlerden 6 paket önümde duruyor. Şimdi onu ben küçük parçalara ayıracağım. Şimdi sınan tavaya cevizleri ekliyorum. Ara ara karıştırarak her tarafının eşit bir şekilde birazcık renk almasını sağlayacağım. Evet, bu tamamdır. Ben şimdi birazdan bisküvilerimi hem cevizle birleştireceğim, hem bu şurup gibi çikolata sosuyla birleştireceğim, hem de üzerine daha sonradan yapacağımız bir çikolatalı sos var. O çikolatalı sosla pasta buluşmadan önce pastamızın buzdolabında dinlenmesi gerekecek. Onu unutmayalım. Hatta çikolata sosu koyduktan sonra da ben derim ki bir gün sonra servis yapın. Evet, cevizlerim renk aldı. Aşağı yukarı 5 dakika kavurmak yeterli aslında. Şimdi tahtamı alıyorum. İri iri doğrayabiliriz. Bu da tamam. Bisküvilerle karışabilir artık. Şöyle bir de elleyeyim. 125 gram çikolata ve 125 ml de kremam var. Kremayı önce ısıtalım. Kaynama noktasına gelene kadar. Çok fazla değil. Çikolatamı da daha büyük bir kaba alıyorum. Çünkü burada karıştıracağım. Kaynama noktasına geldi. Kapatıyorum. Şimdi döküyorum çikolatanın üstüne. Ve bir dakika kadar öyle bırakacağım. Isılar birbirine bir alışsın. Ondan sonra karıştıralım. Evet, şimdi karıştırıyorum artık. Evet, bu çikolata çok güzel eridi. Bu da kenarda beklesin. Artık ılındığını düşündüğüm sosumu döküyorum bisküvilerimin üstüne. Çok iyi bir şekilde karıştırmak lazım. Evet, çikolata şerbetini de ceviz ve bisküvili karışıma şimdi koyuyorum. Yapmam gereken şey çok iyi karıştırmak. Karıştırma işlemim tamam. Kalıbımı alıyorum. Ve burada da yapacağım şey şimdi iyice dibine bastıra bastıra düzenli, düzgün bir form elde etmek. İyice üstüne bastırıyorum. Şimdi bu vermiş olduğumuz formun en az bir saat buzdolabında beklemesinde fayda var. Buzdolabına koyuyorum. Ondan sonra sosun üstüne dökeceğiz. Aynı şekilde şimdi bu pastamı da kaplıyorum. Evet, bu da buzdolabına ve sonra en sevdiğim sunumlara, günümün en güzel anının çılgın neşeli sunumlarında bekliyorum sizi.